Merhaba sevgili dostlar. Bundan yaklaşık 4 sene önce Simcey kanalının yanına ekstra bir kanal açmak istedim. Ve bunun adı da YouTube Magazin. Tabii ki bu kanalda yapacağım tek şey vardı. Prim. Her zaman prim. Bunu yapmamdaki amaç da şuydu, deney. Benim o zamanlar Simcey kanalım yaklaşık 2-3 yıllıktı. Ve acaba sadece prim yaparak ben ne kadar izlenebilirim, ne kadar aboneye sahip olabilirim diye düşünmüştüm. Ve bu yüzden yeni bir kanal açtım. Ve bu kanalda da bir ayda 30 bin aboneye ulaşmıştım. Bakalım nasıl olmuş? Çizgisel vlog başlıyor. Tabii ki bu benim pat diye aklıma gelmedi. Birazcık düşündüm. Evet, ben farklı bir kanal açmak istiyorum ama ne kanalı açsam, nasıl bir içerikler üretsem diye çok fazla düşündüm. Ve hala da düşünürken tuvalet her zaman işe yarıyor. Yani kesinlikle en ilginç fikirler, ki bu fikri, bu videoyu çekme fikrim de evet maalesef ki tuvalette gerçekleşti. Çünkü uzun zamanlar geçiriyorum ve hoş oluyor yani. Neyse, ne yapsam ne yapsam diye düşünürken ilk başta aklıma bir haber fikri geldi. Yani günümüzde internette olan şeylerin haberlerini yapacaktım. Ama sonrasında biraz daha araştırdım. Bir gevrek yerken, bak hiç unutmuyorum. Telefonla böyle oynuyorum bir yandan. Bu haberlerin yanında acaba sadece bunu kesip ufak bir bölümünü alsam haberlerin. Yani sadece YouTuber'ları alsam ne olur? Aslında bu benim bayağı kafama yattı ve bayağı da lan dedim bu tutar. Yani sonuçta YouTuber'lar eşittir izlenme demek. Yani sonuçta sen prim yapacaksan ne yapacaksın? YouTuber'lar izleniyor. Sen de onların ismini kullanırsan izlenirsin. Şu anda da en popüler olan, o zamanlarda da popülerdi yani, Enes Batur ve para eşittir ne olacak bakalım. Ve hemen ilk video yapmaya başladım. Videonun konusu şuydu: Enes Batur YouTube'dan kazandığı paralarla ne satın alabilir? Hani ne kadar kazanır değil, kazandıklarıyla ne alabilirdi? Bu daha fazla dikkat çekeceğini düşündüğüm için böyle bir konsept yaptım. Ve tabi o sıra hani şu an Instagram'da gördüğümüz YouTube Magazin, o bu şu yoktu. Bu konular çok fazla böbürlenmeyi sevmem ama ben bunu yaptıktan sonra birçok YouTube kanalı ve birçok Instagram sayfası açılmaya başladı. Tabi o sıra hiç mikrofonum yoktu, böyle kameranın mikrofonundan aynen şöyle bir giriş yapıyordum. Bakın, YouTube Magazin'e hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu Enes Batur. Yani bunun gibi saçma bir giriş yapıyordum. Ve yine aynı şekilde YouTube kanalımızda bir kopyasını yapmaya çalıştım. Hatırladığım kadarıyla şu an gördüğünüz kanalın profil resmiydi. Ve tabii ki de thumbnail'lerde tam olarak şöyleydi: yapacağım YouTuber, kesinlikle arkaya koskocaman bir paralar, sonra çok pahalı bir araba ve çok pahalı bir ev. Tam olarak buydu. Ve şimdi girişi tekrardan yapalım. YouTube Magazin'e hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız konu Simcey. Sadece bunları ekliyordum. Neyse, ben ilk videoyu attım. Aslında içinde çok güzel bir his vardı. Ya dedim bu video kesin tutacak. Ama hiçbir şekilde videoya bakmadım. Videoyu paylaştım ve yine Simcey'e de çekeceğim şeylere devam ettim. Zaten videoyu da öyle birkaç saatte falan yapmıştım. Kanala girdim. Bir hafta sonra izlenme 12.000'di. Yani o zamana göre 12.000 izlenme gayet iyiydi aslında. Bundan 4 sene öncesi 12.000 yeni açılan ilk videoya göre bayağı iyi. Ve ben bayağı bir şaşırdım. Lan dedim ne oluyor? Tabii çektiğim içerikler de şuydu. Bence izlenmesinin en büyük nedeni de, hani dedim ya, sadece ne kadar kazanıyor değil, kazandıklarıyla ne alabiliyordu? Tabi bunlar birazcık troldü. Sallıyorum ki 10.000 tane ampul alır, 2 tane araba alır, 50.000 tane ateş alır. Saçma sapan şeyler satın aldırıyordum. Bence bu yüzden seviliyordu. Tabi 4 sene öncenin mizahı da buydu. Tabi bunları yaparken içinde de kötü bir his vardı. O kadar umursamıyordum ki. Sonra bana bir tane mesaj geldi. Kimden? Enes Batur'dan. Şu an mesajları gösteremiyorum. Facebook'ta hala duruyor. Bilgilerimin bu şekilde paylaşılmasını istemiyorum. Sana normalde strike atabilirdim ama sadece videoyu kaldırmanı rica edeceğim dedi. Ben de dedim ki tamam tabii ki. Niye kaldırmayayım, olur. Bu arada ben birkaç tane daha video yaptım. Yani aradan yaklaşık 3-5 gün geçtikten sonra o Enes Batur'a yaptığım video 700 bin izlenmişti. Ve ben o 700 bin izlenmeyken kaldırdım videoyu. Sonra o zamanlar en popüler olanlar Salih Reis, Slimecioğlu falan vardı ya. Ha işte onu yaptım. Kazandığı paralarla kaç tane slime olur falan filan. O zamanlar Ekin Soyak vardı. O zamanlar Oha Diyorum vardı. Yani o zamanlar gerçek Oha Diyorum vardı. İşte onların bunların videosunu yaptım. Murat abi GF'nin videosunu da yapmıştım. Ve sonra bana tekrardan bir mesaj Facebook'tan. Murat Engin Ekin'den. La oğlum dedi bak. Tam güzel bilgi veriyordu. Ne öyle hesaba bak dedi ya. O kadar fazla kazanmıyoruz ki oğlum biz dedi. Yanlış hatırlamıyorsam Social Blade diye bir site vardı. Orada ne kadar kazandığın gözüküyordu. Ama biraz abartı rakamlardı. Hani yurt dışına göre hesaplanmış şeyler falan da. O yüzden Murat abiyle de böyle bir muhabbetimiz olmuştu. Tabi sonrasında aradan yıllar geçti. Yani geçen sene Murat abiyle video çekmiştik bir tane. Sonra benim aklıma yine otururken bir fikir geldi. YouTuberların asıl meslekleri adında yine saçma sapan bir thumbnail. Bu arada bu video bayağı bir izlenmişti. Yani en son kanalı bıraktığım zamanda bu videonun izlenmesi 1 milyondu. Ve ben bir ay sonra 38 bin aboneye ulaşmıştım. Deneyimin neredeyse sonuna geldim. Tabi Simcey kanalımız o dönemde 40 bin abone civarıydı. Ben aslında bayağı bir gerilmiştim. Ya kendi kanalımı ben bir ayda geçiyorum abi. Yani yıllardan beri uğraştığım ve kanalımda sadece sanat, mantıklı içerikler yapmaya çalıştığım kanalımı mantıksız, prim yaparak, milletin üstünden izlenme kasmaya çalışarak ben bir ayda daha popüler olmuştum neredeyse. Ve tabi beni bu bayağı bir üzmüştü. Sonrasında bana bir mesaj geldi kanalımı satmak için. Çünkü
Çünkü ben bir ay devam ettim ve 8 ay boyunca video atmadım. Kendi kanalımı geçmekten korktum. Kendi kendimi geçmekten nasıl korkabilirim abi? Bana bir adam dedi ki 3000 liraya senin kanalını alacağım. Sonra bir kafede buluştuk, dedi ki 1000 lira. Dedim abi ne diyorsun? Dedi 1000. Dedim 1100. Zaten kanala video atmayacaktım artık. Ve toplama baktığımız zaman bir aylık uğraşta elimde kalan şeyler benim şuydu. 1100 lira, 38 bin abone, 7 milyon izlenme ve tabii ki de üzgün bir Ceyhun. Ve diyorum ki ben iyi ki böyle bir şey yapmışım. Benim orada bir tane videom 700 bin izleniyorsa, benim şu anki videom 10 bin izleniyorsa ben o 10 bine razıyım. Neden biliyor musunuz? Çünkü oradaki insanlar gerçekten bana değer veren, beni ben olduğum için izleyen ve benim içeriklerimi beğendikleri için izleyen. Ama o diğer 700 bin kişi kim? Beni ben olduğu için değil, videoda koyduğum isim, thumbnail ve mevzu olan olaydan dolayı izleyen insanlardı. Ve sizlere de bir tavsiye, kesinlikle başkasının üzerinden izlenme ya da izlenmeyi bırakın, kendinizden başka birinin üzerinden geçinmeye çalışmayın. Çünkü elinde sonunda o insan biterse siz de bitmiş olursunuz. Her zaman kendiniz olun, sizi insanlar sevecekse de öyle sevsin. Görüşmek üzere, bay bay.